Efendim, Ulu Cami İmam Hatibi Mehmet Said Yaz. Efendim, Mehmet Said Hocam, şimdi sen Diyanet İşleri Başkanlığı'na, bilmiyorum güvenin var mıdır da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasını sana okuyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi yayınlarındaki açıklamam. Ehl-i Sünnet mezhepleri Hz. İsa Mesih'in yeryüzüne kıyamete yakın bir dönemde geri geleceğine, Deccal'in çıkışından sonra yeryüzüne ineceğine, Deccal'i etkisiz hale getireceğine, domuzları öldüreceğine, yani domuz eti yemenin haram olduğunu bildireceğine, namaz kılarken Kabe'ye yöneleceğine ittifak etmişlerdir. Bu konuda muhalefeti sapıklık sayarlar. Profesör Doktor Ethem Ruhi Fığlalı, Türk Diyanet Vakfı Yayınları, sayfa 253. Ehl-i Sünnet inancına göre, diyor yine Diyanet'in resmi açıklamasında, İslam akaidinde 10 büyük kıyamet alameti sabittir. Hz. İsa Mesih ve Hz. Mehdi'nin gelişi de bu alametlerdendir. Bu alametleri herkes bilir ve bundan inkarı mümkün değildir, diyor Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması. Tabii sen hocam müceddit ve müçtehit olarak belki yanlış görüyor da olabilirsin. Ama Ehl-i Sünnet inancındaysan böyle. Efendim. Akşam sorular diyor ki bundan bir asır sonra, diyor Bediüzzaman. Şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli lamlar ve mim ikişer sayıysa, bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi'nin şakitleri olabilir. Bundan dediği 1910 oluyor. Verdiği tarih 1910'dan bir asır sonra 2010. Çok net anlaşılmayacak gibi değil.